Herkese esenlikler. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler iyidir. Benim pek iyi değil. Sökmeye devam ediyorum. Bazı yerleri topladım. Araştırdıkça farklı fikirler çıkıyor. Facebook gruplarında veya forumlarda geçmiş konuşmalar forumlarda buluyorum. Onlara bakmaya çalışıyorum. Bir yandan da dağıttığım kablo demetini topladım. Bu videoda da size Airbag nasıl sökülür? Onu göstereceğim. Başka ne göstereceğimi bilmiyorum. Çünkü birazcık da araştırma olduğu için. Mesela Edes ama kalorifer kazanının rölesi var. Yanlış hatırlamıyorsam doğrusunu yazarım şuraya bir yere. Hatırlamıyorum şu an. Görselini de koyarım. O parçayı arıyoruz. O parçadan dolayı da fanda bir saçmalık olabiliyormuş. Soket pinlerini yuvalarına yeniden ittireceğim. Ki kalorifer kazanıyla yeniden düzgünce çalışabilsinler. Bir yandan da ufak bir tanıtımım olacak. Detail Box'a teşekkürler bu arada. Onun katkısıyla yapıyorum. Bir trim koruma, plastik deri ve kauçuk ürününden bahsedeceğim size. Daha önce kullanmıştım bu ürünü. Adams diye bir markanın VRT model adı. Şöyle göstereyim size. Ürünün linki yanda bilgilendirmeden çıkar size. Ne demiş? Adams Super VRT Water Repellent. Telaffuz edemedim. Winley Rubber ve Tire Dressing demiş. Burada her yere kullanabiliriz. Zaten göğsümüz rubber diye geçiyor zannediyorum bizim. Winley de olur. Ona da oluyor. Kapı döşemelerine oluyor. Direksiyona oluyor. Gerçi direksiyonu böyle şeylerle silmenizi pek önermiyorum. En azından silecekseniz de akşamdan silin. Sabaha emmiş olsun ki eliniz kaymasın. Lastikler de olur diyor. Bu ürünü aldığınızda bir tane de böyle bir süngere ihtiyacınız olacak silmek için. Biz sökme işlemine girişmeden önce şunun ufak bir testini size göstereyim. Şöyle bir kapımız var. Kapım biraz kirli. Şurayı nemli bir bezle sildim. Şu alanı. Sadece şu an suyla silinmiş vaziyette. Burayı silmedim. Torpidoyu. Airbag şu an sökük ama size nasıl söküleceğini anlatacağım. Oralarda bir VRT'nin testini yapacağız. Ve değişen farkı siz de görebilirsiniz. Mesela direkt kirli yüzeyde de şurada deneyebilirim. En azından güneş vuruyor. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi bir silelim bakalım. Arkadaşı iyice çalkalıyoruz. Sonra pedimize bir kuple atıyoruz. Ucunu da emcüklettiriyoruz. Güzel kokuyor, güzel. Severim. Yani öyle şey gibi, çilekli milekli gibi değil de hoş bir kokusu var. Şimdi size uygulayacağım alanı göstermek istiyorum. Kapı döşemesinden başlıyorum. Hatta Twitter'ın olduğu yerden başlayayım. Su bazlı bir malzeme. Zaten o yüzden hemen belli ediyor su bazlı olduğunu. Yani böyle su damlacığı kalmış gibi oluyor. Mesela nereye yapayım da yanında şeyi görmeyelim. Farkı algılayalım diye. Mesela şuraya bir silelim. Bir koyuluk bir ton veriyor. Belli ediyor kendini. Kumaşa da değdik ama neyse. Mesela şurada fark direkt bariz belli ediyor kendini. Bir de dediğim gibi şu güneş vuran yere göstermek istiyorum. Güneşin altında büyük ihtimalle yapmamak lazım ama genelde bu tarz şeyler güneşte uygulamayın yazar. Okumadım arkasını. Kullanım kılavuzu okumayı sevmem. İlk önce yapmaya çalışırım. Ürün mındar alır. Sonra kılavuzu okur. Mesela ön taraf yapılı, arka taraf yapılı değil. Yok, teşekkür ederim. Görüşürüz. Şuraya da biraz uyguladım. Mesela şuraya bir yarım yapayım. Kamerada pek belli etmedi kendini galiba. Ama yine bayağı şey yapıyor. Şimdi benim asıl merak ettiğim, bizim arabalar yaşlı. Şuradaki kırmızılıklar artık beyaza çalıyor. Pres tuşu. Ona bir değişim olacak mı? Evet, yine de canlandırdı bir nebze olsa da. Daha önce Nanolex markasının bir plastik canlandırma ürününü denemiştim. Buradan Onurcan'a selam olsun. Alman birisinin testiyle neredeydi?
Florya'da mı ne? Deneme günü vardı işte, workshop vardı, oraya gitmiştik. Onun iddiası çok daha fazlaydı plastik ürünü canlandıracağını. Tabii Alman şaşırdı. Aa, bu niye olmadı diye. Bu da öyle muazzam, ben plastiklerinizi yeni gibi yaparım demiyor. Şey diyor. Ne diyor? İşte UV %30, yani 35 UV koruma sağlarım diyor. Solvent içermez zaten, evet biliyoruz. Alkol de yok. Su bazlı olduğunu zaten böyle şeyler kullana kullana anlayabiliyoruz. Ne demiş zaten, ilk başta arabayı yıkayın veya işte ürünü temizleyin. Sonra nemi alın ve sünger yardımıyla yayın ve silin. Ben öyle çok şapşup yapmadım ama işte bu da böyle bir ürün deneme ve tanıtma videosu oldu. İlgisini çekenler için link açıklamada da var. Sol üstte. Sol üstte mi? Size göre sağ mı? Öyle bir yerde de işte i işaretinden ürünün linkinden bulabilirsiniz. detailbox.com.tr'den. Evet, şimdi neredeyiz? Şöyle bir cıvatamız var, tamam mı? Onluk cıvata. Normalde bunun kafası gördüğünüz gibi çıkmaması lazım. Hemen açınız, müsaade ediyor mu bilmiyorum. Şuradan teybin yanında bir şey var. Metal bir mekanizma var. Oradan 10 lokma yardımıyla bu vidayı söküyoruz. Sonra orada iki metal var. O somunu söktükten sonra buradaki metali geriye doğru çekiyoruz. Sonra bu arkadaşı bu köşesinden, sağdan direksiyonlu arabalar için tam tersi olacak, İzleyenimiz varsa. Sonra burayı da hafif kaldırıyoruz. Zaten çıkıyor pıt diye. Sonra hafif sola ve geliyor. Zaten o pin buraya giriyor. Burada da iki tırnağı var. Onlar da buraya giriyor. Arkadaş olduğu yerde biraz pasa maruz kalmış. Mesela bak, bu da 2000 yılının 7. ayı da üretilmiş. 22, pardon, 2007 çift sıfır. Yani orijinal. Markası adı sanı yok mu? Burada etiketleri varmış. Herhalde zamanla kavrulup aşağı mı düştüler? Ne oldu? Egea. Egea diye bir marka yapmış ön plastiği. Zaten bazı şeylerimizi yine aynı marka yapıyor. Bu arkadaşı he. Şöyle bir şey, bu atladığım bir detay. Airbnb'yi söktüğünüzde burada bir fişi, burada bir topraklaması olacak. Turuncu fişimiz. Bu da toprağımız. Turuncu fişin etrafında şöyle bir fiş çıkmasın diye bir koruma kafesi var. Size öneri, siz uyarsınız uymazsınız onu bilmem. Akü kutup başını sökün ve sonra sökme işlemine girişin. Yani hani ne olur ne olmaz, elinize ayağınıza patlamasın. Bir de içeride bende airbag off bölümü var. Onu da kapattım. Ondan sonra airbag'i söktüm. Şimdi airbag'i neden söktüm? Benim konum çok farklı. Airbag sökmek nasıl oluyor diye soranlar için, zaten ilk başta teyp bölümünü sökecek. Orta bölüm nasıl sökülür videosu da yine buralara bir yere iyisini koyarım. Oradan onu görüp sonra gelip burada airbag'i sökebilirsiniz. Çünkü buranın ilk önce çıkması lazım. Bu ve torpidonun çıkmasına gerek yok. Havalandırma ızgarası kalabilir. Airbag videomuz böyleydi. Buradan şimdi biz o bahsettiğim o modülü arıyoruz. Yani görsellerde gördüğüm kadarıyla tam burada duruyor. Ama benim burada değil. Yoksa tam arkada mı kalıyor? İşte asıl soru bu. Çünkü ölçüm yaptığımda bir dalgalanma var, bir saçmalık var. Facebook grubunda tanıştığım Onur Erol sağ olsun, karşılaştırmak için o da kendi arabasının ölçümlerini yaptı. Onunla kıyasladığımızda bir saçmalık var ki zaten şuradan iç ışığın yanışını görebiliyorum. Bana göz kırpıyor. Flash yapıyor yani, tempolu bir şekilde. Kalp atışı ritmi gibi. Yani bir rölede bir nane var. Zaten şu klapeden söylüyordum, hani bazı videolarda çat 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 duyuyorsunuzdur. Ama onu artık duymayacağız çünkü ben o arkadaşı söktüm. Çünkü ondan şüpheleniyordum. O mu acaba kısa devre yaptırıyordu diye. Şu an mesela onu duymuyoruz. Gerçi fan da sökük şu anda. Altta bir çok ince bir tiz sesi var. Tam şu evapatör. Doğru söyledim galiba. Onun arkasında kalan bir ses. Servis box'a girip baktığımda ne var diye. Bir tek o ekstradan şu an benim göremediğim bir röle var.
O röleyi bulacağım ve umarım asıl kalorifer sisteminin sorununu çözeceğime inanıyorum. Çünkü herkes diyor fanın üstündeki işte nerede o? Şu arkadaş diye. Ama mevzu bu değil. Bence bu değil. Boşu boşuna kendi orijinalimi de ziyan ettim. Sonra gidip iki tane aldım. Bakalım. Ben şimdi şu evapatör bulacağım. Evapatörün rölesini bulacağım. Sonra da size konumu neresiymiş onu göstereceğim. Ben bu işe girişiyorum. Siz sadece göz açıp kapayınca ya kadar ben bulmuş olacağım. Tabii benim için daha uzun sürecek büyük ihtimalle. Saçma bir durumla karşı karşıyayım. Şimdi dedim ya o Edesa mı? Edesa mı? Edesa da başka bir şey ya neyse. Olan röleye normalde Google'da baktığında o parçaya şurada gösteriyor. Şöyle bir gelelim. Tam kazanın şurada bir yuvası var. Buraya giriyor. Soketi de bu demetten geliyor. Bende öyle bir demet de yok. Öyle bir röle de yok. Ama servis box'a girdiğimde bu parçayı benim arabaya gösteriyor. Bu hatalı da olabilir çünkü 2000'lerde servis box'a pek güveni olmaz. Ama çoğu 99, 98, 306'ya göre benim şasem daha iyi çalışıyor servis box'ta. Böyle biraz alta gireceğim. Alttan yatmalı işler. Belki benim bir kere torpidom söküldü. O sırada orada mı kaldı acaba? İşte onu bilemediğim için. Torpidom sökülmemiş olsa yok deyip geçeceğim. Gerçi Hikmet abi de takıntılıdır. Yetkili serviste yapıldı bu işlem. Kalorifer hortum patlamış diye çok tatsızdı. Evans falan hep gitti ziyan oldu. Evans soğutma sıvısı. Neyse ben bir eğilip yatayım bakayım. Bulursam söylerim. Çok enteresan. O röle galiba benim arabada yok. Ve şu an nereye bakacağımı bilemiyorum. Soketi oynattığımda fan motoruna giden volt değişiyor. Yani klima paneline oturttuğumda. Orada bir temassızlık var. Ama 12 volta ulaştığımda yani elimle tutup sallama hareketini 12 voltta tutabildiğimde fan yine düzelmiyor. Yani şöyle ki şimdi fanın üstündeki o alüminyum parça var ya, fanın üzerindeki alüminyum parçadan değil. O bir kesin. Çünkü sinyal buna gelmeden önce zaten bozuk geliyor. Yani nerede bozuk? Çok enteresan. Kontrol paneli sökükken tam güç çalışıyor fan. Ama orada da yine 12 volt görmüyorum. Şu an beynimin limitlerindeyim ya. Yandım. Birazcık daha bakınalım. Sorunu çözeceğim. Çözmem lazım çünkü beni ayar etti. Evet, keyfimiz yerinde. En son nerede kalmıştık? Ben o Ede Asa mı? Öyle bir röleyi arıyordum. Pardon. Bir yandan da arabaya binmeye çalışıyorum. Ede Asa denen röle benim arabanın sisteminde yokmuş. Servis box'a göre var. Servis box'a da çok itimat etmemek lazım. 2000'li yıllarda, 2003-2004'e kadar servis box çok verimli çalışmıyor. Biz de Ede Asa'yı ararken hemen şöyle göstereyim. Şurada yeri var ama bende yok. Neyse, şuraları mıncıklıyoruz falan. Multimetre ile fana giren şu enerji nötr sinyal. Yani artı eksi ve kontrol panelinden gelen o mavi sinyal kablosunu multimetre ile ölçüyoruz. Facebook'ta bir gruba yazmıştım, sorunumdan bahsettim. Gruptan Onur Erol sağ olsun oradan yardım etti, ilgilendi. Elektrikle de bayağı haşır neşir. Benim yanımda usta diyebilirim yani. Ben çok elektrikten anlamıyorum. Neyse aynı zamanda da takipçiymiş. Evet, buradan Onur Erol'a selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir yerleri onun arabasıyla da kıyasladık. Onun arabası faz 1 ama kontrol panelimiz yine klima, otomatik klima sistemi aynı. Neyse onunla beraber ilerledik. O ölçüyor, bana söylüyor ölç. Şuraya bak, şuraya bakıyoruz. Yok yine olmuyor, yine olmuyor. Paneli değiştiriyoruz, olmuyor. En sonunda dedi ki, ya dedi sende bir saçmalık var. Artı ve sinyali ölçtüğümde normalde 12 volt almam lazım. Bu tesisatın ana başında gaz pedalının orada ana bir soket demeti var. Orada 12.95 mi 12.05 mi ne görüyoruz. Orada problem yok ama burada işler değişiyor. Maksimum 4 volt görüyoruz. Yani düşük kalıyor. Onun arabasında voltlar daha yüksek.
Neden? Ben de aynı zamanda forumlarda geziyorum. İşte yazıyorum. Neden böyle falan. Millet hep diyor işte fan modülü. Yok ya, fan modülü değil eminim. İki tane fan modülüm var. Fan modülsüz sinyal zaten daha düşük geliyor. Yani fan modüle girmeden şu soket... Nereye bakıyoruz ya biz? Heh. Fan modüle girmeden daha bu sokette sinyaller hatalı. Yani artı eksi zaten buradan geliyor. Şu ana damardan, şöyle diyeyim, şöyle bu ana damardan şuradaki soketlere geliyor. Nerede o soketler? Şuradaki soketlere geliyor. Yani dolayısıyla mevzu fanın üstündeki resistör değil. Hikaye başka. Ki zaten ben de en baştan beri şüpheleniyorum. Ya bu arabanın, yani tek şüphem hani Onur'un söylediği şeyle alakalı değil ama yani bir saçmalık var. Fan çalışıyor tam güçte. Acaba diyorum haddinden fazla hızlı döndüğü için mi üflemelerden hava alamıyorum? E bir de klimayı falan açınca sıcağı çekiyorum. Hararetle normalde sıcağı çektiğimizde hızlı düşmesi gerekirken hızlı düşemiyor. Allah Allah, Allah Allah falan düşünüyorum. Neyse bugün sonunda Onur'la yine konuşmalara devam ediyoruz. Onur dedi ki artı ve eksinin yerini değiştirsene. Yani bir sinyalde hata var. Yani güç gelişinde hata var. Biz de ne yaptık? Hemen göstereyim. Şu fana giren soketi açıyoruz, tamam mı? Normalde kırmızı damar 4 numaradaydı. Okunabiliyor mu? 4 numara. Siyah damar da 2 numaradaydı. Biz bunların yerini değiştirdik. Şöyle de göstereyim. Sonra bu arkadaşı bir güzel yerine oturttuk. Tamam mı? Kontağımızı açtık. Şu an fandan hiç ses yok. Ve fan çalışıyor. Yine fanımız orada minnoş minnoş dönüyor, görüyorsunuz. Zaten tam sıfır olmuyor hiçbir zaman 306'nın fanı. Ve otomuz da çalışıyor. Tam gücümüz de çalışıyor. Bunun sebebi neydi? Niye böyle bir saçmalığa dönüştü bu? Asıl soru da bu. Arabam boyadaydı. 2022'de mi? 2023'te mi? Tarihler gitti. Neyse arabam komple boyandı. Bilmeyeniniz vardı. Söyleyeyim, komple boyandı. Araba orada yattı. Bir seneye yakın yattı. İşte göçükler düzeltildi bilmem ne. Ufak tefek düzeltmeler falan. Neyse ondan sonra usta dedi ki ya dedi senin arabanın fanı tam güç çalışıyor. Kontrol edemiyoruz. Elektrikçi baktı, bulamadı. Şimdi bir tek şüphelendiğim nokta o. Elektrikçi artının eksinin yerini mi değiştirdi acaba? Ve değiştirdiğinde benim diyotumumu patlattı. Yani çünkü o olaydan sonra ben söktüm kontrol panelini. Eski videolarda görebilirsiniz. Fan problemi videonun başlığının sonunda işte 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. İkinci veya birinci videoda galiba diyotu keşfediyordum. Diyotu sipariş ettim. Yurt dışından geldi, yaptık. Ama o sırada da İzmir'deki usta artı ve eksinin yerini değiştirmiş olabilir mi? Ondan emin değilim. Hadi burayı değiştirmedi diyelim. Çünkü bazı yerlerde görüyorum hep kırmızı 4 numarada takılı. Ama gaz pedalının oradaki soketin içinde değiştirmiş olabilir. Ama onu değiştirirse diğer yerlerde saçmalık olacak. Çünkü direkt torpidonun içini besleyen soket o. Yanlış bilmiyorsam. Neyse, uzun uğraşlar sonucu, arayışlar sonucu Onur sağ olsun ilgilendi benimle. Ya 4 gündür falan konuşuyoruz Onur'la. O da dedi ki bir artının eksinin yerini değiştir ve mutlu son. Ya valla nasıl keyfim yerine geldi anlatamam ya. Ya geçen yazdan beri diyelim 2023 yazdan beri 2024 mi 13 Nisan. Oh, bayram hediyesi gibi oldu. Gerçi bayram bitti de güzel oldu, güzel sevdim. Şimdi ben şuraları bir toplayayım. Airbnb'mi takayım. Torpido kapağımı takayım. Şuraları toplayayım. Toplarken size video çekeyim. En azından sökmeyi anlattık da sökmeyi bilmek kadar toplamak da önemli. Çünkü bazı şeyler yerlerine çıktığı gibi rahat girmiyor. Öyle bir cinsliği vardır bu işlerin, sökülen şeylerin. Ben şimdi topluyorum. Siz de bana eşlik edin. Ufak tefek detaylar vere vere şuna şöyle dikkat edin diye toplamaya geçiyorum. Airbnb'miz geldi. Airbnb'mizi takarken şu arkadaş turuncu ve toprağı zannediyorum. Böyle. Tamam. Zaten airbag ağzıma patlasa videoda çok komik olmaz mıydı? Bence hiç komik olmazdı da. Soketimizi taktık. Bir tane metal pisi olacaktı bunun. Nerelerde bu pipi? Şöyle bir
Görebiliyor musunuz? Evet, böyle bir klipsi koruyan, çıkmasını engelleyecek bir parçası var. Şöyle çevireyim. Bunu böyle de diye oturuyor. Şimdi atladığımız bir detay var bak. Neyse şu şöyle bir durabilirse dursun. Durdu. Buradaki havalandırma borusunu takmayı unuttum. Heyecandan. Bunlar hep heyecan. İşte fan zımbırtısını da takmadık ya bak. Nasıl heyecanlandım ya arabanın şeyi düzelince. Hemen toplayayım da bir gazlayalım, tribine girdim. Neyse. Hemen onu bir alayım geleyim. Şuraları daha güzel toparlayalım. Şu. Şuradaki klepe motoru. Şunu da yağlasak fena olmazdı. Şu arkadaş çatır çutur ses yapıyordu, tamam mı? İçine bir ilk başta sadece titreme hareketi yapıyordu. Dönme hareketini sağlayamıyordu. Ben de içine bastım VD40'ı. Şunun şurada bir dişli grubu var. Mesela şimdi göstereyim size. VD40'tan sonra bizim klepenin çalışması. Çatır çutur yapmıyor, fıstık gibi. O arada onu da çözmüş olduk. Şimdi bu arkadaşı bu şekilde yuvasına oturtacağız. Ama son konum neydi acaba burada? Açık mıydı? Yağlasak bence fena olmaz. Orayı da bir yağlayalım. Şimdi bu arkadaşı sokete arkaya bakacak şekilde dişli grubuna birinci çinko. Ulan var ya nasıl keyfim yerine geldi anlatamam ha. Birincisini güzelce sıktıktan sonra zaten bileklerim kasıldı vallahi. İkincinin vidasını atmak umarım daha kolay olur. Çünkü motoru tutmaya çalışmayacağım. Tamamen vida odaklıyım da. Onun yerini nasıl denk getireceğim ben şimdi? Zannediyorum bu motor, şu motor yani. Normalde arkasındaki plakayla beraber diye zannediyorum. Çünkü parça kodunu Google'a yazdığımda o şekilde görüyorum. Şimdi lan ben buraya nasıl girem? Yine yatarak mı girelim biz buraya? Arkadaşlar ben şunu bir vidalayayım. Ondan sonra geri kalan bölümde siz bana eşlik edin. Toplamada ikinci günüm. Şimdi saatimizi söyleyeyim size hemen. Sabahın 7'si. 7'yi 12 geçiyor. Neden bugün birkaç güne yayıyorsun derseniz. Şimdi, öğlen olmadan ne kadar? Öğlen saatine ulaşmadan tarlaya gidip tarlada bir şeyler ekiyorum falan. Bir yandan da tarla yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden yarım yarım kalıyor işlerim. Dün yani aslında sizin için birkaç saniye önce şu klepenin motorunu vidalıyordum. Şimdi diğer yerlere geçiyoruz. Şimdi buralarda önemli olan detaylardan bahsedeceğim. Bir, şöyle bir yanaşın. Açımı da bakayım. Şimdi bu açıda en önemli olan detay, bir, şuradaki hava borusunu takın, sonra E20'yi oturtun. Sonra fan motorunu takmadan torpidoyu takın. Şimdi torpidonun nasıl söküldüğünden bahsetmedim. Ondan da bahsedeyim size hızlıca. Şu an torpido yerinde yok ama ben dışarıda size göstereyim. Şöyle, torpidomuzun şurasında iki tane delik var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bundan iki tane pin var. Tam şurada ve şurada yeri var. Yani aşağıdan torpidoyu sökmek istediğinizde fan motoru varken şu taraftaki pimi almak bayağı zor. Bu taraftaki kolay. Düz tornavida ile biraz dışarı çektiğinizde kafasından sonra nerede bunun diğeri? Şuna benzer bir aleti kenarına sokup şöyle dışarı doğru çekebiliyorsunuz. O açıdan kolaylık sağlıyor bu turuncu zımbırtılar. İlk önce hava üfürgecini takacağız. Hava üfürgecini takıp burayı takacağız. Ardından zaten buradaki kablo demetimiz yerli yerinde, değil mi her şey? Evet. Bu burada duruyor. Ona zarar yok. Kanalında mı çıkmış? Onu yerine oturtalım. Kazanın üstünde ufak tefek kablo tutturma yerleri var. Hava üflengecini takıyorum. Yönlendirmeyi takıyorum. Airbag'i takıyorum. Bunu takıyorum. Sonra fan motorunu takıyorum ve alttaki kapağı takıyorum ve şu bölgede
İşimiz bitiyor. Sonra buraya geçiyoruz. Arabanın içini topluyoruz ve artık çok şükür bir daha bakalım. Fan çalışmıyor. Çünkü fan söküyor. Onu unuttum. Ama klepem de çok güzel çalışıyor. Çatır çutur ses yapmıyor. Daha önceki videolarda belki hani denk gelmişsinizdir. Çat 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 yapıyordu. Zımbırtı dönemiyordu. Bir WD-40 nelere kadir ya. Bak şimdi yine WD-40 reklamı yaptık. WD-40'tan sponsorluk istiyoruz. Bana litrelik WD-40 yollayın. Her yerime sıkacağım. Evet. Hazır elime değmişken ne? Şu abartalım. Detailbox'tan madem böyle bir hediye geldi. Göstermiştim zaten süper VRT diye. Plastik koruma. Ne olacak içerideki şeylerin de korunmaya hakkı yok mu? Nasıl olsa bu çocuk ben ölene kadar benim. Değil mi? Dışını zaten sonra da yaparız. Bunun içi çok şey değilmiş. Ama şu arkadaş pis. Beni rahatsız etti. Bunu da silelim. Yani dışarıda bir polen var. Her yer sarı sarı. Tekniplast Endüstri. Aslında şu süngerleri yenileyebilirdim. Süngerler artık miladını doldurmuş. Böyle minik kendiliğinden yapışkanlı hani akustik süngerler oluyor. İlla ki görmüşsünüzdür. Kimisi kapı içlerine yapıştırıyor. Kimi kaput. Onun gibi şeyler koysak iş görürdü. Ama çok da elzem değil. Kafayı sağa doğru veriyoruz. Burada takmayı unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Sonra bir daha sökmekle uğraşmayalım. Tamam. Bu kadar basit. Burası zor diye geçiyor. Başka? Bak kazanda buraları da kirli duruyor. Şuraları da bir silelim. Görmeyeceğiz ama olsun. Ne güzel oluyor ya şu araları da. Süngerin burnunu soka soka. Aslında çok yumuşak bir fırçayla bu aralar çok daha güzel olur. Ya da bu süper VRT'yi fıs fısa koyacaksın. Ama o zaman da silemezsin. Her yer bulgur bulamaç olur. Bu hava üflengecini ilk önce sola yatırıp yani hangi yönse ona göre. Çünkü bu borunun karşılığına girmesi ve üstteki hani ön cama üflettiğinizde yan dikiz aynasına doğru gelecek bölüm ona denk gelsin diye. Evet. İşte bu. Bakayım. Hava borumuzu, hava yönlendirme ızgaramızı taktık. Şimdi geldik Airbag'e. Airbag'i alalım. İlk önce sağ tarafına iki tane cüpçüğünü. Ama ondan önce nerede lan sünger? Yaralamışız ama neyse ki delinmemiş. Airbag'i üstünde bırakınca sıcaktan buradaki içeride yaylı bir mekanizma vardı bahsetmiştim. Onu Airbag'i biraz yukarı itiyoruz. Teli bırakıyoruz. Laps diye yerine oturuyor. Şuralarda bir güzel VRT diyelim. Teşekkürler Detailbox. Şurasını yani solda kalacak kısmı buradan sokuyorum. Şuradaki büyük genişlikten dil geçiyor. Sonra yatay bir açıyla ilerliyoruz. İşte burada bir zırtlıyoruz. Burada bir kasış durumu oluyor. Geçtik birazcık. Burada ufak bir kanırtma. Tamam. Arkadaşımız yerini buldu diyebiliriz. Tam doğru değil. Burada ayakları kayık. Sonra siz altına yatıp güpçükleri takmak zorundasınız. Minik pipiler. Doğru yerde mi? Bu daha doğru oldu. İkinci çinko. Evet, çiçek. Şimdi burası da okey. Burası okey. Umarım bu şeref size son görüşümüz olur. Yıldım ya, yıldım ya. Baksana artık yerini öyle ezberlemişim ki bakmadan yerleştiriyorum. Fişini de takıyorum ve senden kurtuluyorum. Umarım. Evet, son parçamıza geldik. Fan motoruyla alakalı yani. Burayı da silelim. Burayı da silelim. Oh, oh. Ye. Aynen bu şekilde. Şu tırnaklar şuradaki demirlere giriyor. Ve tamam. Yeah.
İşte bu. Burayı bitirdik. Burası hazır. Havamız bir güzel üflüyor. Şimdi zurnanın zortladığı bölümlerdeyiz. Narin yerler. Kalorifer panelini buraya oturtacağız. Tellerini takacağız. Zaten ondan sonrası çok kolay. Sonra panel gelecek. Laps, tape. Burası bitti. Aa, daha burası var ya. Onu unutmuşum. Bu arkadaşı sokmak suretiyle sonra bu teller biraz kasacak. Yeşil önce miydi sonra mıydı? Onu hep karıştırıyorum. Bunu biraz yatırıyoruz. Bunun burada geçme yuvası var. Bunu da sokuyoruz. Evet. Süper. Şimdi asıl teferruata geldik. Bunun yerine oturmasında bir sıkıntı yok. Bu böyle geliyor. Ama bu telleri segmanlarına onu nasıl yapacağız? İşte böyle. Hadi. Hop bir. İnatla yeşil geliyor ya. Heh. İlk önce sarı. Sonra da yeşil, evet. Bu arkadaş yerinde. Bunun vidaları şapkalı olması lazımdı. Vidaları o kadar dağıttım ki hangisi hangisiydi hatırlamıyorum bile. Şapkalı. 4 tane vida. Düşürelim de başımıza iş gelmesin. Neyse, o sırada artık kalorifer soketimiz de yerini bulabilir. Nerede lan bu soket? Şarjlı kullanıyorum çünkü en düşük torklarda sıkıyorum yani. Elle sıkmaya kalksam bu daha da gider. Hatta yine kontrol edeceğim zaten de. Evet. Sonra neyimiz var burada? Bu çakmaklık. Dörtlü flaşör. Dörtlü flaşör tuşu nerede? Bunları yuvalarından salalım. Bu saat, bu çakmaklık. Sonra neyimiz kaldı? Burada bir işimiz yok. O zaman çerçevemiz gelebilir. Çerçevemizi acaba diğer yedek çerçeveye geçmeli mi artık? Vakti geldi bugün. Evet. Bu arada bir not. Hani olur da sökerseniz dur arabayı böyle süreyim dediğinizde size bir bilgi. Dörtlü flaşör butonu olmadan arabanın sinyal sistemi çalışmaz. Çakmaklığımızı da taktık. Bu arkadaşı yerine yollayalım. Güzelce orta tırnaklarını yuvasına oturtalım. Buraya iki vida, şuraya iki vida, birisi saat, soketimizi takıverelim. Şimdi insan arabasına dönmeye başladık. Ben bunun etrafına kumaş bant dönüyordum ki şu mesela şöyle dinletin. Bu sesi duymamak için. Şu an kumaş bandım yok. Teyp kablolarını bunun içinden geçiriyoruz. Teybin kabloları. Teybin çerçevesine oturttuk. Herkes teyp takmayı biliyordur artık, değil mi? Yıl olmuş 2024 diyeceğim de herkes bilmek zorunda mı? Single dinli araba mı kaldı ya? Buradaki çentikleri ezmemiz gerekiyor. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Diye düşünüyorum. Gerçi bilmeyenler de olabilir. Evet, güzel. Gel bakalım canım Sony. Canım Sony. Evet, bu mikrofonun kablosu. Bunu bir takalım. Nerede mikrofon? Bak, bunda mesela remote kumanda girişi var. Belki şuradaki zımbırtı ayarına bir şey yapabilir. Ama bende yok. Sony'nin böyle bir güzelliği var mesela. Şimdi uygulaması var. Sony Center falan filan. En son yaptığım ışık, renk ayarları, bilmem neler. Zort diye kendine gelecek. Yani yeniden bütün ayarlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Peki peki. Çerçevesini takacağız. Burası hazır. Ay, daha burası var ya. Tamam, yeter bu kadar şamata. Şimdik havalandırmamızı taktık. Bakalitimizi takalım. İlk önce üstü takıyorum. Benim taktiğim bu. Bunun yerine oturtuyoruz, tamam mı? Sonra kontağı çıkartmamız lazım. Mesela hani size diyordum ya, direksiyonu en sona indirdiğinizde aşağısı gözüküyor diye. Şu an mesela güzel kapalı gözüküyor. Direksiyonu ekstra aşağı indirme. Şuradaki minik
Nerede o metaller gözükmüyor da. Şuradaki parçaları ezerseniz direksiyonu daha da aşağı indirebilirsiniz. Şu an tam benim görüş açım. Biraz şöyle yapalım. Yine biraz yukarıda kalıyor. Tam göz hizamda. Ezeyim mi sizin için orayı? Deneyelim bakalım. Evet, şimdi oraları ezmekten bahsetmiştim. Şu parça ve şunun karşılığı. Onun yerine şöyle daha kolayı da var. Mesela şu somunu gevşetiyoruz, tamam mı? Şu an aşağı inmesine yine engel. Somunu birazcık daha gevşeteceğiz. Şunu şöyle hafif kanırtarak direksiyonu aşağı alacağız ve sonra sıkacağız. Anladınız mı pozisyonu? Şimdi yaptıktan sonra kendini göstereceğim size. Evet, şimdi yine görüş açımdayım. Direksiyonun ne kadar indiğini en rahat şuradan anlarız. Nasıl? Gırtlağına kadar indi direksiyon. Ama açı çok daha eğlenceli düz oldu. Neyse biraz da ben böyle takılayım. Neyse yani sonuç itibariyle bakın. Şuradaki arkadaşı söküyoruz. Zaten dibe ne kadar indiğimi de şuradan görebilirsiniz. Parmağım nerede ya benim? Heh. Onun üstüne bindirip sıktım. İsterseniz yine bunu gevşetip daha yukarıda da konumlayabilirsiniz. Daha aşağı inmenize yardımcı olmuş oldu. Direksiyon açısı çok daha aşağıda. Şunu dizlerime ne kadar yaklaştı. Normalde ben bir 75, bir 74 falan öyle bir şeyim. Daha uzun boylular için bence sıkıntı olur bu alçaklık. Ama keyifli. Evet. Ufak bir böyle de bir bilgi notuydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Fan sorununu çözmemde yardımcı olan Onur'a çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Detailbox'a teşekkür ediyorum bu süper VRT ürününü verdiği için. O da güzel bir ürünmüş. Onun da linkini size açıklamalarda bırakacağım. Sorunu çözdük. Çok mutluyum. Ve ortalık toparlandı. İnsan arabasına döndü. Oh yeah. Oh yeah. Şerefsiz. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Umarım abone olur, beğenir ve paylaşırsınız. Eşinize, dostunuza söyleyin. Çoğalalım. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar yeniliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki yine bir şeyler söküp taktığımızda veyahut da dom bili bili dom videolarımda tarlada bir şeyler çekerken paylaşacağım sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Fikirlerinizi aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Esenliklerle kalın.